herhalde hükümetin en başarısız alan olduğunu, en başarısız iki alanın dışişleri ve milli eğitim olduğunu herkes kabul eder. Her yıl milli eğitimde yönetmelikler değişir, her yıl sistem değişir. Bu dönemde, son dönemde 15 Temmuz sonrası da Atatürkçü, solcu öğretmenleri sadece sendikal üyeliklerinden dolayı, sendikal faaliyetlerinden dolayı görevden atılıyor. Geçmişte AKP ile Fethullah kol kola yürürken, işbirliği yaparken bu iki yapıya karşı eğitimsen mücadele ediyordu. Hiç kuşkusuz Fethullah'ın en güçlü, en başarılı olduğu alan eğitimdir. Yine hiç kuşkusuz Sayın Milletvekilleri ve Sayın Bakan Fethullah'a karşı en kararlı mücadeleyi eğitimsen yapıyordu. Çünkü eğitimsen laik, bilimsel ve parasız eğitimi savunuyordu. Bakın Sayın Bakan, size zaman zaman iletiyoruz. Yaklaşık 5000 öğretmen görevine döndü. Bir yanlışlığa son verdiniz. Ama hala hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmayan binlerce öğretmen ve memur göreve dönmeyi bekliyor. Bakın, bu öğretmenlerin ya da bu memurların herhangi biri örgütle ilişkisi varsa, herhangi bir suç varsa lütfen gereğini yapın. Ancak bir şüpheyle ya da o ilin yöneticilerinin ihbarı ile bir insanı meslekten atmak, onları açlığa mahkum etmek hiçbir vicdanla bağdaşmaz. Benim şahsen tanıdığım, bildiğim birçok öğretmenin ortak özelliği bilimsel ve layık eğitimi savunuyor olmalarıdır. O kadar ilginç örnekler var ki Sayın Milletvekilleri, örneğin ADD'ye üye olan insanlar, daha önce açığa alınmamış, soruşturmaya uğramamış öğretmenler ihraç edilirdi. Aralarında karı koca olan öğretmenlerin ihraç edildiğini ve hatta birçok yerde kanser hastası olan insanların da ihraç edildiğini görüyoruz. Sayın Bakan, ihraç olan memurların sağlık güvencesinden sadece 100 gün faydalanabiliyor. Kanser hastası bir öğretmenin ve bir memurun 100 günde iyileşmesi düşünülebilir mi? O halde bu insanlara ölün diyoruz. Sayın Bakan, bu insanlar sizin personeliniz. Buna sahip çıkması, insanların mağdur edilmemesini sağlayacak olan sizsiniz. Bu konuda sizlerden daha adil, daha hızlı bir soruşturma bekliyoruz. Yine Sayın Milletvekilleri, bu tür haksızlıklar sadece öğretmenlere mahsus değil. Habersenler insanlar görevden alınıyor. BES memurları görevden alınıyor. BES'in genel başkanı görevden alındı, ihraç edildi. Kendi gibi düşünmeyen bütün kamu memurları, kamu çalışanları kanun hükmünde kararname ile terbiye edilmeye çalışılıyor. Bu insanlar, Sayın Bakan, bu ülkenin insanları, burada yaşıyorlar. Bunları açlığa, ölüme mahkum etmek ne hukuka, ne vicdana, ne de ahlaka sığmaz. Bunların dışında sadece amirlerinin ya da muhbirlerin şikayetiyle görevden alınan bazı sendikalara üye oldukları için insanlar meslekten men ediliyor. Geçmişte hiçbir cemaatle ya da örgütle bağ olmayan insanlar maalesef meslekten atılmakta, açlığa mahkum edilmektedir. Dün sordum, buradan huzurlarınızda bir kez daha sormak istiyorum. Poliste var Fethullah, hakimde var, savcıda var, memurda var, taşeronda var, işçide var, mühendiste var. Değerli arkadaşlar, o öğretmenler, o hakimler, o savcılar, bu görev atayanlar kim? O bu görev atayanlar da milletvekilleri. Şimdi bir kez daha soruyorum. Fakir fukara insanları görevden atıyorsunuz cemaatçi diye, orada Fethullah var diye, milletvekillerinin içinde, AKP'nin içinde var mı, merak ediyorum. Eğer soruşturulsun resim çekmekten dolayı cemaatçi varsa, ben biliyorum ki yarısı gider. Eğer cemaatle ilişkili geçmişte övücü sözler söylemiş var diyorsanız, bir yarısı daha gider, AKP diye bir grup kalmaz. Eğer sadece oğlu Fethullahçı diye meslekten atıyorsanız bunu ahlak kabul etmez. Sadece bankasıya para yatırıyor diye atıyorsanız ahlak kabul etmez. Sadece Zaman Gazetesi okuyor diye insanları meslekten atıyorsanız olmaz. Eğer bunu yapacaksanız önce kendinize yapın. Zaman Gazetesi okumayan AKP milletvekili yoktu. Fethullah'tan, Pennsylvania'dan randevu istemeyen bir tek AKP milletvekili yoktu. Sizi vicdanlı ve adil olmaya davet ediyorum.